Yani normal de Kaan isminde başka birisiyle de atalarına kavuşmuş olabilir. Ben böyle diyorum. Ama evet. Merhaba dostlarım, ben Serdar ve Rast Gizemlerinin 4. sezonunun ilk bölümüne hoş geldiniz. Bu bölümde özel şey düşündüm, daha doğrusu şöyle düşündüm. İlk yaptığımız gizem videosundan yola çıkacağız. İlk gizem videolarından birisinden yola çıkacağız ve Leatherface'i azıcık konuşacağız. Araştıracağız hazır buradayken. Şu an Panopticon'dayız. Panopticon hemen şöyle ortada bir yer. Haritayı daha fazla ben şey yapamıyorum. Ha, aynen şuradayız. Haritanın orta sol kısmında. Şu an kaldığımız yerden araştırıyorum. Görevlerde nerede kaldıysak oradan araştırıyorum. Geri göstereyim. Los Santos'un iyice kuzeybatısında. Las Venturas o diğer araba adalarının güneyinde. San Fierro'nun doğusu. Hemen bak havaalanının doğusunda bir yerdeyiz. Blueberry'nin batısında kalıyor. Blueberry'nin çiftliklerinin batısında kalıyoruz. Burada bir iki tane sanayi tesisi var. Şuralar falan Dutroux'un görevlerinin geçtiği yerlerde. Onların da kuzeyinde kalıyoruz. Okey. Zaten şuradan bakıldığı zaman da şey az çok görünüyor. San Fierro az çok görünüyor. Las Venturas da az çok görünüyor. Çok ilginç bir konumdayız yani. Genel olarak ilginç bir konumdayız. Evet. Buraya geldik. Yavaş yavaş işte hava kararıyor. Havanın karardığı vakitlerde duracağız, kalacağız, etrafı inceleyeceğiz. Şu an Panoptikon'un batısındaki bir giriş bölmesindeyiz. Hatta daha yeni görevlerde buraya geldik. Burada yarış görevleri yapılıyordu, bir iki tane yarış görevleri yapılıyordu. Oraya geldik ve burada da gördüğünüz gibi elektrikli testere var. Gayet uygun. Hemen de ben de alacağım, yani hiç de şey yapmayacağım. Üf, bu ses duymaya olmuş bir sürü. Evet, burası Panoptikon'un giriş bölümü. Burada hemen ana yol geçiyor. Buradan içeri giriyorsunuz. Burası bir odun kesme tesisi. Ağaç kesme tesisi daha doğrusu. Ağaçları indiriyorlar ve büyük ihtimalle buradan başka tesislere falan gönderiyorlar. Buradaki ağaçlardan da anlayacağınız kadarıyla. Leatherface ne? Leatherface kim? Nasıl bir şey bu? Yenir mi, içilir mi? Önce ondan bahsedelim. Leatherface orijinalinde Texas katliamı filminden, Texas Chainsaw Massacre'dan bilinen karakter, düşman, katil. Elektrikli testeresiyle kurbanlarını kesiyor. Kurbanlarını öldürüyor. Ve de kurbanlarının derilerinden kendisine maske yapıyor. En bilinen özelliklerinden birisi. Ama maskenin dışında yine kemiklerden, derilerden kendisine mobilyalar yapıyor, işte dekorlar falan filan yapıyor. Tanrısı bunun olduğu söyleniyor ve en böyle güçlü yerlerden birisi de burası. Panoptikon bölgesi. Panoptikon bu arada bekçinin veya bir gözlemcinin, gözcünün tek bir kulede durup bütün hücreleri görebileceği, gözleyebileceği hapishane yapısı anlamına da geliyor. Böyle bir hapishane türü de var. Buraya da bu isim verilmiş nedense. Tam da burada bir elektrikli testere bulduk. Leatherface'in şeyle testere temasıyla konusuyla çok uygun. Tabii ağaçlar da kesiliyor. O da çok makul. Yani şu ana kadar tuhaf bir şey yok. Burası çok ürkütücü bir bölge aslında. Gece olduğunda veya özellikle şiddetli bir fırtına çıktığında, yağmur yağdığında veya sis çöktüğünde geceleri burası gerçekten çok ürkütücü oluyor. Yani oyuncuların burayla ilgili böyle ürkütücü söylentiler yayılması, ürkütücü şeyler gördüklerini iddia etmeleri de çok da tuhaf değil. Çok da sıra dışı bir şey değil. Çok doğal. Şöyle şurada bir ahşaptan yapılma, çok da özene bezene yapılmamış bir sürü kulübe var. Şurada
aslında şuraya gideceğiz. Şu taraftaki kısmına gideceğiz birazdan. Burası giriş kısmı olduğu için buradan başlayalım dedim. Bu kulübelerin içinde de şöyle şöyle lekeler var. Şimdi wow, burada Leatherface mi var? Wow, bu bir elektrikli testere. Burası da böyle ilginç, ürkütücü bir mekan. Gözlerden ırak bir mekan. Acaba bunlar kan izleri olabilir mi? Diye bir soru da gayet uygun bir soru. Yerinde bir soru. Olabilir tabii, neden olmasın. Bunun için resmi bir açıklama yok. Bunlar kan izleri değil diye bir açıklama yok. Şey diyoruz. Yeah, leaving San Piero, right? Right, but they're using bikes, CJ, and they go cross country. Okay, gerek yok onları şey yapmamıza. Gidelim bu taraflara doğru. Tabii ki kan izleri olabilir. Ama kan izleri olmayabilir de. Çünkü bunlar, burada ağaçlar kesiliyor. Ağaçların da kendi özütleri var. Kendi üzerinden düşen bir takım sıvılar, şeyler falan filan var, maddeler var. Bunlar da olabilir. Ama bunlar neden küçük kulübelerin içinde olsun? Hani koca koca ağaçları bakın zaten dışarıda tutuyorlar. Bunları büyük ihtimalle tırlara yükleyip buradan gönderiyorlardır. Hiç şey falan yok yani. Burada tırın girebileceği kadar bir altyapı da yok. Tamamen toprak yollardan oluşuyor ama hiç kenarda köşede küçük küçük kesilmiş odunlar görmedik. Hep böyle tırların arkasına yüklenebilecek ağaçlar var yani. Ağaç gövdeler artık bunlar. Ne küçük küçük odunlar falan da değil. O yüzden şey sorusu da sorulmalı. Ya ağaç gövdelerini buradan nereden buraya getiriyorlar da burada şey yapıyorlar, kesiyorlar da akıyor. Şey yerinde bir soru o yüzden. Ha, bunlar kan lekeleri olabilir mi acaba? Olabilir. Tabii ki olabilir. Şu var, CJ'nin buralarda öldüğü de söyleniyor. Sık sık insanlar diyor ki vav, ben bir şeyin tarafından saldırıya uğradım ve öldüm diye de sık sık söyleniyor. Ama o noktada işte bu mite, bu teorilere, bu gizeme karşı çıkanlar da şey diyor. Ya tamam, sen öldün de sen zaten şeyi bıraktığında da ölüyorsun. Şöyle bıraksak CJ'yi bir süre sonra ölür. Ölebilir. Açlıktan ölebilir. Ara sıra kalp krizinden de gidiyor. Biz bunu biliyoruz. Yaşıyor yani. Veya bazen bug oluyor. Şey oluyor. Tasarlanırsın içinde küçük tuhaf tuhaf buglar var. Şey yapacak olan. CJ'nin ölümüne sebep olan. Bunları da yine bizzat gördük ve de görüyoruz. Görmeye devam ediyoruz. Öyle, burada ne yazıyor? Jartley Cable Company yazıyor. Ha, halat falan getirmişler. Yine herhalde odunların birbirine bağlanıp tırların üzerinde taşınması için. Şöyle bir bakıyorum notlarıma neler varmış. Testere sesleri falan yani duyduklarını çok söylüyorlar insanlar. Hayal gücünün eseri de olabilir. Gerçek de olabilir. Yani bugün şu an burada bir şey görsek gerçekten hem şaşırırım çünkü bunca zamandır arıyorduk ve burada bir yerde olduğunu düşünüyorduk ararken. En azından öyle şey yapıyorduk. Ha, olsa olsa burada olur gibisinden şeyler düşünüyorduk. Ve burası da tam şey, ürkütücü bir yer. Ama aynı zamanda şaşırırım çünkü çıkmış oldu. Burada da bir kürek var. Yani genelde kürekleri koydukları yerler hep şey oluyor. Bir mezar varsa yanına bir de kürek koyuyorlar. Rockstar mizahı gibisinden. Acaba şey mi? Bakın burada, burası ürkütücü bir yer. Burada kan izleri var, elektrikli testere var, ilginç olaylar var. Buraya da bir kürek koyduk. Acaba burada birileri ölmüş de mezarı falan kazılmış olabilir mi? Ha, bu arada şey söylemekte de fayda var. Rockstar'ın kendi sitesinde şey dinliyor böyle. Sanrısın kendi bölgeleri için ve kısa kısa açıklamalar yapılmış. Panopticon bölgesi, şu an gezdiğimiz bölgededir. Face'in ara ara dolaştığı, var olduğu söylenen bölge hakkında da açıklamalar yapılıyor. Orada şey yazıyor. Panopticon'da bazı suçlar olduğunu biliyoruz. Sadece şu an için hangi suçlar olduğunu bilmiyoruz. Tabii yine dediğim gibi daha yeni şeyi bitirdik. Sanrıyası %100 bitirdiğimiz seride, çünkü şu an videoyu hangi zamanda nereden izliyorsunuz bilmiyorum. Ama Sanrıyası'nı %100 bitirdiğimiz seride daha yeni bu videoyu çekmeden önceki bölümde şeyi bitirdik. Yarış görevlerini bitirdik. Tam burada yarışlar yaptık. Yasa dışı yarışlar yaptık. O yüzden belki o sitede bahsedilen suçlar bu suçlar olabilir. Aynı zamanda olmayabilir de. Bilmiyoruz. Yani bir sürü soru var. Çoktan net şeyler yok ortada.
Ama şu işte kulübelerin içindeki lekeler ya acaba başka şeylerin lekeleri mi falan bilmiyoruz. Yani şurada da yağ yazıyor, oil yazıyor. Belki de bunlar yağ lekeleridir diyeceğim. Ama yani şöyle biraz yaklaştığımızda azıcık daha mı koyu acaba bunlar? Azıcık daha mı sıcak tonlarda, kızıl tonlarında bilmiyorum. Belki de öyledir. Ve bu kadar. Gerçekten çok fazla bir bilgimiz yok. Buradaki kulübeler gibi çok dışarıda, böyle Los Santos'un tepelerine yakın bir yerde de bir kulübe var. Tıpkı buradaki kulübeler gibi. Şöyle bir kulübe, hatta şöyle bir kulübe sanırım. Yok. Ha, evet, tam olarak böyle bir kulübe. L şeklinde. Şurada bir geniş bir bölüm var. Şurada da küçük bir bölüm var. Onun da yine zemininde kan lekeleri diyorum ben artık. Lekeler var. Çünkü o da aynı modeli kullanıyor, ediyor. Yavaş yavaş da gün doğuyor. Ben bir ona bakayım. Neler şey yapacağız. Neler konuşacağız. Olduğu gibi ormanlık bir alan burası. Yani çevre çok da şey değil. Çok da öyle fazla yerleşim yok aslında. İşte sağda solda şurada bir çiftlik var. Yani şu kısım olduğu gibi ormanlık. İşte yollarla falan çevrilmiş. Sanrısının biraz daha kırsal kesimine denk geliyor. Azıcık izole, azıcık ayrık kalmış. O yüzden bu kadar içeride duran bir yerde birisi çığlık bassa kim ne duyacak gibisinden şeyler de söyleniyor. Ara ara farklı araçlar spawnlanıyor burada. İçeride en azından Vortex falan spawnlanıyor. Vortex karada da suda da gidebilen bir araç. Yarış görevinde başka bir böyle bir pickup truck gibi bir şey, bir kamyonet spawnlanmıştı. O gidiyordu. Bakalım. Yani internete konulan bir takım görüntüler var. Ama bu görüntülerin bir kısmı mod. Bir kısmı zaten şey değil yani. Biz böyle bir şey bulduk diye derden bir şey de değil. Doğrudan kısa film yapmışlar sanırım üzerine. Leatherface üzerine. Hemen yine buralarda geçen şey yapan. Vurdum az önce, kusura bakmayın. Bir ses çıktıysa, şey olduysa. Böyle şeyler var. Montaj resimler var. Montaj dediğim bayağı dönem bir şey yapıştırın falan. Yani böyle şeyler var. Yine bakayım nelerim var. Hemen şurada bir defterim var. Oradan notlarıma bakıyorum. Bir de sisli havalarda geceleri gerçekten çok böyle şeyler insanın gördüğünü düşünmesine neden olabiliyor burası. O kadar yoğun ve ürkütücü bir havası oluyor. Onun dışında burada başka gizemler de var. Yani yine Leatherface'in görüldüğü söylendiği gibi hani testlerden falan bağımsız düşünürsek doğrudan Leatherface'e bağlayan başka bir şey yok aslında testlerinin kendisi dışında. Ve burasında bir odun kesme tesisi olduğunu düşündüğünüz zaman testleri çok normal burada bulunması için. Ama testleri bir kenara attık diyelim. Ve buradaki kan lekelerinden, buranın işte ürkütücü olmasından, burada işlenen suçlardan falan yola çıktığımızda burada yine siyah ceketli bir katil var San Andreas'ta. Katil olduğu söylüyor. Var ya aslında böyle bir katil var San Andreas'ta. Yine aynısını uzaylılar videolarında da ona da orada da değiniyorduk katile. Burada da gezdiği söyleniyor. Burada da ortaya çıktığı söyleniyor. Bu suçları bunun işlediği söyleniyor. Bu kan lekelerinde onun kurbanlarına ait olduğu söyleniyor. Yani çok da aslında şey değil. Burada sadece bir katilin olduğu söyleniyor. Herhangi bir katilin olduğu söyleniyor. Aynı şekilde Slender'ın da falan da gezdiği de söyleniyor. Ama tabii bu gerçek dışı bir şey. Mümkün değil. Çünkü Slender buradan daha sonra ortaya çıkmış. Daha sonra popülerleşmiş bir şey. Bilemeyeceğim. O yüzden burada neler var neler yok. Son bir defa göz gezdiriyorum notlarıma. Başka bir şey var mı diye. Doğrudan bu bölge hakkında Panopticon hakkında başka bir bölge yok. Bu videoyu da biraz bununla sınırlı bıraktım. Böyle bundan sonra azıcık daha bölge bölge gezmek istiyorum. Tıpkı böyle şeyler yapmak istiyorum. Bölge bölge gezip böyle sanki burada saha araştırmaları yapıyormuş gibi, ki öyle yapıyor olacağız aslında. Yani böyle devam edecek bu sezon. Ve evet, değerli dostlarım, çok teşekkür ederim izlediğiniz için, like'larınız için, yorumlarınız için şimdiden. Sizin önerileriniz, fikirleriniz varsa hangi
gizem bölgelerini, gizemli bölgeleri araştıracağımız konusunda veya bu bölge hakkında bildiğiniz daha fazla şey varsa lütfen yorumlarda bahsedin. Lütfen bana ulaştırın ki ben de onları bir kenara not alayım, şey yapayım ve daha sonra bunlara değinelim. Böyle. Yine açıklamalarda bir takım ilginizi çeken başlıklar, linkler, konular olabilir. Oraya da bakmayı unutmayın. Sonraki bayağı görüşmek üzere. Hayatta yüksek çözünürlükte mutlu ve huzurlu kalmanız dileğiyle şu manzara hakkında şöyle şey yapalım. Biraz daha böyle bir dev bir manzara olsun, hafif simetrik dev bir manzara. Sonraki defaya görüşmek üzere. Hayatta mutlu, huzurlu, keyifli, yüksek çözünürlükte kalmanız dileğiyle. Bay bay.